huzura doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bazı din adamı kılığındaki reformistler, altını çizerek söylüyorum, reformistler. Ee, söylediği bazı şeyler var. Mesela Müslümanların kafalarını karıştırıyorlar. Ee, şuradan notumdan size aktarayım. Müslümanlar rızkın ezelde ayrıldığına inandıkları için çalışmayı lüzumlu görmezler. Nefsine güvenmekse insana hayat için mücadele kuvveti verir. Yaşamak istiyorsak kendimizde itimadı nefs hasıl edelim diyorlar. Şimdi e, bir kere bu bu ne demektir? Ben kısaca söyleyeyim. Yani Allah'a değil de nefsinize güvenin diyorlar açıkçası. E, bunun gerçeklik payı var mıdır peki söylediklerinde? Az da olsa. Mustafa Bey böyle reformistler. Mesela Musa Beykeyev Bey var. Moskov diye geçiyor. Yani. Moskov, Beykeyev diye geçen kitaplarda. Bu Türkiye Cumhuriyetlerinin felaketine sebep olan adamlardandır. Böyle Onların dersi. itikadını bozan adamlar. Ha bozan adamlardandır. Bu tarafta da aynı şekilde sapık din adamları. Abdülk gibi, Kemalettin Efkani gibi onlar peşinde gidenler. Sonra aynı şekilde e, Cumhuriyet döneminde de aynı şekilde yetişmiş bir sürü ilahiyatçılar var. Onların peşinde böyle lapır lapır gidiyorlar. Şimdi e, bunları e, bu hakikaten yayınladığı faydalı bilgiler diye Malumatun Neafey diye bir kitap var. O kitapta e, çok güzel cevap verilmiş bunlara. Bu reformistlere. Hatta orada bir ifade geçiyor da o benim dikkatimi çekti. Birinci Cihan Harbi'nde böyle ateşli itimadı nefs dersleri fazlasıyla verilmiş ve ne büyük belalara çarpıldığı da görülmüştür. <laughs> Nefsine güven dedi. Tarvar oldu. Dünyayı aynı şekilde felaketi sürüklediler. Kendine güven diyor yani. Ha, kendine güven. Ve netice itibariyle neler neler olduğu da neler neler oldu. Ha, ah şimdi o yaşayanlar gördü de e biz de kitaplarda okuyup görüyoruz. Ne büyük felaketlere sebebiyet verdiğini. Şimdi İslam alimleri buyuruyor ki, nefsin mahluktur. Yaratılmıştır. Diyor ya adam itimadı nefs. Nefsine güven diyor. Nefsine güven. Şimdi onu, nefs kelimesi kendine güven. Aynı şey. İtimadı nefs. Evet. Onu telkin ediyor. Evet. Kendine güven. Kendine. Ayaklarının Ayakların evet. üzerinde dur. Evet ayakların üzerinde duruyor. Başarılı oluyor falan. <laughs> Her gün televizyon ekranlarında haberlerde görüyoruz. İtimadı nef sebebiyle bankasını dolanlara dolandıranlara. İtimadı nef sebebiyle <laughs> güzellik merkezleri alıp insanları tokatlayanları, sonunda hapishaneye gidenleri hep görüyoruz değil mi? Bunlar hı hı. itimadı nefs neticesinde. Arkadaş bana güveneceğim, bana yapacağım, ben şey yaparım, parama güveneceğim falan, etiketime güveneceğim falan bakıyorsun hepsi lapır 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 dökülüyor değil mi? Peki bizi izleyemedi, dinleyemedi diyecek ki arkadaş böyle dalga geçiyorsunuz da neye güveneceğiz? Allah-u Teala'ya güveneceğiz. Allah-u Teala'ya güveneceğiz. Bak iki tane ayet-i kerime meali var. Allah size yardım ederse kimse size galip gelemez. Size yardım etmezse kimse yardım edemez. O halde müminler Allah'a tevekkül etsinler. Bu bir. İkincisi Ey sevgili peygamberim buyuruyor Allah-u Teala Onlara de ki Allah Teala dilemedikçe kendime hiçbir fayda ve zarar getirmeye kadir değilim. Bu kadar. Aslında yani. Allah Teala dilemedikçe yok böyle bir şey. Hani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün e, böyle hep davet edermiş. Panayır panayır bulaşır insanlar insanların bulunduğu yerde. Bir gün yorulmuşlar bir ağacın gölgesinde kaynıyla yaparken birisi gelmiş elinde kılıcı. Demiş tanımış. Seni demiş benim elimden kim kurtarır? şimdi. Öldürecek yani. Öldürecek. Rabbim kurtarır buyuruyor. Onda anda Cebrail Aleyhisselam geliyor. Adam bir vuruyor. Kılıç düşüyor. Bu sefer Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kılıç diye elini alıyor. Şimdi diyor seni, seni diyor benim elimden kim kurtarır? <laughs> Adam bakıyor. Senin Vallahi... Rabbin de yok. İnanmıyorsun ki. <laughs> Vallahi diyor sen kurtarsın ben sana söylüyorum. <laughs> Başlıyorsunuz tabii. Şimdi Allah-u Teala küllü şeyin kadirdir hiç ummadığın insan ummadığı şekilde. Ee, onun için de ehl talimleri sünnet ki kendine değil Allah-u Teala'ya güven. Kendine güvene kibirli olur. Bir makam sahibi olursa altındakileri ezer. Ve kendinin hepsini düşündüğü için kendi menfaatini düşünür. Böyle kimselerde adalet olmaz. Böyle kimselerde merhamet olmaz, şefkat olmaz. Efendim adalet, merhamet, şefkat sadece sözlerinde olur bunların. Tatbikatlarında böyle bir şey katiyen olmaz. Kafirlerde merhamet olmaz çünkü iman yok. Ancak iman varsa merhamet olur. Bir kafir kalliyen merhamet etmez. Küçük çocuğu daha ince gilde e, ne bileyim sinek gibi e, ö, şey yapar, öldürür, öldürür gider. gider. Herhangi bir şekilde acıma duygusu da olmaz. Hani zaman zaman e, e, TGRTF'mdeki İslam ve Toplum programında anlatıyoruz ya. Daha önce o e, bizde de e, romanlar yazıyordu. Şahab Ayhan Allah rahmet eylesin. E, i̇şte onun yazdığı romanları tasih için okuyorduk da bir gün demiştim ya Şahab abi. E, bu yazılanlar doğru mu dedi. Peçevi tarihinden alıyoruz. roman var yazıyoruz dedi. Yani bunların aslı var. Orada bir ifade dikkatimi çekmişti onun için sormuştum ben kendisine. Diyor ki orada Venedikler bu Osmanlıların diyor söz verip de sözünde durmak gibi garip bir var. <laughs> Adamlara tuhaf geliyor söz verince sözünde duruyor. Yok öyle bir şey değil yani. Söz vereceğine de söz veriyor. Anlayamıyor olursa. adam iman olmayınca. İman olmayınca bunu kavraması mümkün değil. Ve imanı olmayan kimse Allah-u Teala tevekkül ve itimat da anlayamıyor. Şimdi son zamanlarda bu depresyon olsun ve benzeri hastalıklar çoğalınca tabii insanlar bir araştırmaya girdi. Bir sürü araştırıyorlar. İşte beynin fonksiyonu şöyle, beyni şöyle yaparsan, beyni bunu dersen, şunu yaparsan falan. Bir sürü yollar deniyorlar falan. Şimdi anlatıyor anlatıyor belli bir noktaya geliyor. Belli bir noktaya geliyor. E, diyemiyor ki ya. Bunu yaratan öyle yaratmış ki. Bu bir yere güvenmesi lazım. Sahibine güvenecek. Onu yaratanına güvenecek. Allah Teala'ya güvenecek. Allah Teala'nın emrine tevekkül etse, sabretse bu işte sinirsel rahatsızların hiçbirisi olmaz. Doğru. Hiçbirisi olmayacak. Doğru. A sen bundan dinden uzaklaştırıyorsun. Onu sonra şöyle yapsın böyle yaparsan. işte yok uzaydan aynı şekilde enerji topla falan yerden bilmem neyi getir. <laughs> Uzaya enerji gönder. <laughs> Boyuna böyle işe yapıp duruyor. Halbuki İslam alimleri yazmış bunlara gerek yok. Bunlara gerek yok. Hani zincirlere vurulmuş bir zata diyorlar ki ya diyorlar ki, gayet rahatsın neşelisin falan. Ben diyor benim diyor aynı şekilde silahlarım var. Nedir diyorlar. Ben bir kere Rabbime güveniyorum. Ona tevekkül ediyorum. Ve Rabbim emretmiştir. Ve onun gönderdiği elçi de ben sabere zafira buyurmuştur. Sabreden zafere ulaşır. Sabrediyorum. Ve beterin beteri vardır diyorum. Onun için rahatım demiş ya huzurluyum. <laughs> huzurluyum. Herhangi bir sıkıntım yok. Telaşım da yok. E peki allah Teala iman etse nefsine. E, nefsi seni götürdü hapse attı şimdi. Değil mi? Güvendiğin o nefsi hapse attı. Şimdi işte ben bu hallere düşecek adam mıydım? Ben ne oldum da, ben ne oldum da falan. Orada aynı şekilde sinir krizlerince kafayı da deli deli olup o ropadanı çıkar. Olacağı bu mudur? olacağı budur. Bu Bunun için de ehl-i sünnet alimleri bu diyor ki, nefsine değil Allah-u Teala'ya güven. Kendine değil. Allah-u Teala'nın sana emanet olarak vermiş olduğu o güce de güvenme. Ona demek? Mesela hepimiz eşit değiliz ki Musavi. Bazılarında akıl fazla, zeka fazla, hafıza fazla. işte ben var ya falan, 30 sene öncekini bile aynı şekilde şakır şakır söyleyiverir falan. Deme, ben deme. Bir anda bir hastalık gelir. Damarlardan bir tanesi bir devre dışı kalır, hafızan uçar gider. Adını bile unutur. Adını bile unutur, söyleyemez tabii. Ya şeyde hatırlarsın işte, sen de oturdun Fatih'te. Orada e, bir profesör, doktor arkadaş vardı. Beynel platformlarda bu tebliğ sunuyordu. Bir kaza geçirdi. Aranan adamdı. Aranan adamdı. Bir kaza geçirdi. İşte vefat etti herhalde. Evet. evet. Ama senelerce 5 yaşında bir çocuk gibi hanımı elinden tutar gezdirirdi değil mi? Ne oldu? O bilgiler, o bilmemeler hepsi gitti, bitti. İşte ben şöyleyim, ben böyle yok. Ya her şeyden önce ben ben diyorsun da mesela efendim işte kainat güzeli seçildi falan. Bir kaza geçiriyor, yüzüne bakan yok. Bir hastalanıyor, bir kansere yakalanıyor falan. Birisi Uuu, bir yanlış falan. iğne yapıyor. Veyahut da yanlış iğne yapıyor. Yamuluyor gidiyor onlar. Tabii. Ya da bir... <laughs> ne diyorlar? Botoks mu diyorlar? Ne <laughs> diyorlar? i̇şte onu diyorum. <laughs> ya dudağı şişip gidiyor, ya gözü, evet. gözü şişip gidiyor falan filan. Netice itibariyle elde avuçta hiçbir şey kalmıyor. Elde avuçta. E benim diyorsun, hani nefsine güven. İyi, iyi güvendi. Ben niye yaşlandım o zaman? Tamam mı? Ve insanlar niye yaşlanıyor o zaman? Ve niye ölüyor? Güveniyor mu ya ben? Tamam mı? İyi ölüyor. Lan niye ölüyor? Dolayısıyla arkadaşım bu senin elinde değil. İnsanlar habire böyle yanlış yerlere götürüyorlar. Ki yani bunlara hiç zan edilmez. Çünkü bunlar kafir. Ama seni usturup bir şekilde kandırıyor. Seni usturup bir şekilde kandırıyor. Sen de ahmaklık edersen, salaklık edersen bunların düşüncesine ha ya gördün mü ya doğru ya falan filan diye gidersen seni ibanını çalar. Ondan sonra da tımarhanede mi solu alırsın? Yoksa aynı şekilde kabirde mi alırsın, hapiste mi alırsın? Dımdızda ortada kalırsın. Dımdızda ortada kalırsın. Kimse de sana yardım etmez. Zaten ayet-i kerimede Allah size yardım ederse kimse size galip gelemez. Allah size yardım etmese, kimse de size yardım etmez. Onun için nefsine değil Allahuteala'ya güvenmeli. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir mümini ziyaret için evinden çıkana, yetmiş bin melek, ey Rabbimiz, senin rızan için ziyarete giden şu kuluna rahmet et, ondan razı ol diye dua eder. Sıfat-ı hakikiye, sekiz hakiki sıfat, zat-ı ilahi ile mevcutlardır. Vücud ile değillerdir ki, vücudun ve belki vücubun da, o mertebede yeri yoktur ki vücudun ve vücudun ikisi de itibarattandır. Hub sevgi ve vücut itibarları alemin yaratılmasının başlangıcıdırlar. Zira zatı ı Celle ve Şanuhu bu itibarı hub ve bu itibarı vücut mevcut değil iken alemden ve yaratılan alemden müstagni münezzeh idi. Sıfat-ı semaniyeyi kamile sekiz kamil sıfat kadimlerdir ve kemalat-ı zatiyenin zilleridirler ve o kemalatın zahir olduğu, göründüğü ve kemalata perde yani o gizli nurların perdeleridir. Ha Oh, Allah, ya, ya Allah, hai hai oh, Allah, oh, Allah. Ya Allah, hi, hi, oh Allah, oh Allah. Oh. Bidat dinde sonradan yapılan şey demektir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve dört halifesinin radiyallahu anhüm zamanlarında bulunmayıp da onlardan sonra dinde meydana çıkarılan ibadet olarak yapılmaya başlanan şeylerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse bir bidat meydana çıkarsa veya bir bid'ati işlese Allahü Teala'nın ve meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Onun ne farzları ne de nafile ibadetleri kabul olmaz buyurdu. Bid'at üç türlüdür. 1. İslamiyetin küfr alameti dediği şeyleri zaruret olmadan kullanmak en kötü bid'attir. 2. Ehli sünnet alimlerinin rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn bildirdiklerine uymayan inanışlar da kötü bid'attır. 3. İbadet olarak yapılan yenilikler, reformlar amelde bid'at olup büyük günahtır. Abdül Ehad Nuri Hazretleri Bir gün Abdül Ehad Hazretlerinin sohbetinde en sadık talebelerinden Musa Efendi diye biri de vardır. Abdül Ehad Hazretleri sohbetin bir yerinde konuştuğu konuyla hiç alakası olmayan bir şekilde Musa Efendi'ye dönerek şöyle emreder: Ey Musa Efendi! Mısır'dan dönüşte kalyona binmeyip muhakkak ki fırkateyne bininiz. Ne sohbette bulunanlar ne de Musa Efendi bundan hiçbir şey anlayamaz. Abdül Ehad Nuri Hazretlerinin vefatından birkaç yıl sonra Mısır'a bir iş için giden Musa Efendi, dönüş yolunda deniz yoluyla gelecekken hocasının sözleri gelir hatırına. Ve kalyona binmemek için çok direnirse de takdiri ilahi neticesi bu vasıtaya binerek yola çıkmak zorunda kalır. Asude bir denize geçen bir günlük yolculuk sonunda kara bulutlar toplanmaya başlar. Birazdan kuvvetli rüzgarlar denizi hırçınlaştırmaya yeter. Ve bir fırtına kopar ki, herkes feryat figan içinde kalır. Denize indirilen kayıklar alabora olmuştur. Gemi beşik gibi sallanmakta ve çok su almaktadır. Ümitlerin tükendiği bir anda Musa Efendi ve gönül gözleri açık olan birkaç kişi büyük veliyi su üzerinde görürler. Abdül Ehad Nuri Hazretleri, Ey Musa, korkma, kurtulacaksınız, müjdesini verirler. Ve iki gün iki gece süren ve bir kalyonun dayanması imkansız fırtına sonrası sağ salim Trablus'a varırlar. İşte bu büyük keramet, Abdül Ehad Nuri Hazretlerinin ileride olacak bir şeyi, Allahu Teala'nın izni ve bildirmesiyle haber vermesi, ve vefatından sonraki yardımlarını da gösteren bir delil olur. Yüz binleri irşad eden, saadet yolunu gösteren büyük veli bir gün rahatsızlanır. Kendisini ziyarete gelen ve teselli edip ilaç tavsiyesinde bulunan sevdiklerine şunları söyler Abdülahat Nuri Hazretleri. Biz bir yere davet olunduk ki orada bizi bekleyenler vardır. Biz Rabbimizin huzurunu tercih ettik diyerek vefatlarına işaret buyurur ve hastalıklarının yedinci gününde hayal olan dünya hayatından kurtulup hakikat alemine göçer. Abdül Abdülehad Nuri Hazretleri Yüz binlerin ayrılık ateşiyle yandığı yıl olur 1650 ve Eyüp Nişanca'da Hocası Abdülmecid Sivasi Hazretlerinin türbesinin karşısına defnedilir ömrü dini İslam'ı ve tek doğru itikat olan ehli sünneti yaymakla geçen ardında nice eserler bırakan büyük Allah dostu Abdül Ehad Nuri Hazretleri buyurdu ki kalpte Allah sevgisinden başka bir şeye yer vermemek lazımdır. İnsanda iki kalp yoktur ki birine Allah sevgisini, diğerine Allahu Teala'dan başka şeylerin sevgisini doldursun. Dini konuları yeteri kadar bilmeyen fakat alim sıfatını taşıyan cahiller ve ehli sünnet ve cemaat itikadıyla diğer dalalet ve bozuk itikatları birbirinden ayırmaya gücü yetmeyen ihtilaflı meselelerin sadece bir tarafını bilip diğer tarafından haberi olmayan ve yanlış düşüncesinde direten İlmiyle amel etmeyen münafık sıfatlı kimseler ahireti talep edenleri bidat ve sapıklığa düşürerek İslam dini dairesinden dışarı çıkarırlar. İmanlarından ederler. Onun için Allahu Teala'nın emirlerine uyan, yarattıklarına şefkat eden, sırf Allahu Teala için doğru yolu gösteren ehli sünnet alimlerine, mürşide kamillere onlar bulunmazsa, kitaplarına uyup, eksik ve bozuk olanlardan çok sakınmalıdır. Hastalıkta namaz Ayakta duramayan veya ayakta durunca, hastalığının uzayacağını çok zanneden hasta, namazını oturarak kılıp, rükû için bedenini biraz eğer. Sonra dikilip, sonra yere secde yapar. Kolayına geldiği gibi oturur. Diz çökmesi, bağdaş kurması ihtiba etmesi yani kaba etleri üzerine oturup kollarını dizlerinin etrafına halka yapması caizdir. Baş, diş, göz ağrısı hastalık sayılır. Düşmana görünmek korkusu da özürdür. Ayakta olunca abdesti bozulan da oturarak kılar. Bir şeye dayanarak ayakta durabilen, dayanarak kılar. Ayakta fazla duramayan, iftitah tekbirini ayakta alıp, ağrı hasıl olunca oturarak devam eder yere secde yapmaktan aciz olan, ayakta okuyup, rükû ve secde için oturarak ima eder. Oturup rükû için biraz, secde için daha çok eğilir. Bedenini eğemeyen, başını eğer. Bir şey üzerine secde etmesi lazım değildir. Bir şey üzerine secde ederse, secde için rükûdan fazla eğilmişse, namazı sahih olursa da mekruhtur dayanarak oturmak mümkünken, yatarak ima caiz olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hastanın önüne yastık koyup, yastık üzerine secde ettiğini görerek yastığı alıp atmış. Hasta önüne tahta koymuş, onu da atmış ve muktedirsen erd üzerinde, yani alnını toprağa koyarak kıl. Buna gücün yetmezse ima et ve secde için rükûdan daha çok eğil buyurmuştur. Bahrur Raik'te bildirildiği üzere Ali İmran suresinin 191. ayeti kelimesi namazı gücü yeten ayakta kılar, aciz olan oturarak kılar. Bundan da aciz olan yatarak kılar demektedir. Görülüyor ki ayakta duramayan hasta oturarak kılar. Oturamayan yatarak kılar. Herhangi bir şekilde oturamayan yatarak kılar yerde oturabilen hastanın ve otobüste tayyarede gidenin, koltukta sandalyede ayaklarını sarkıtarak kılması caiz değildir. Cemaate gidince ayakta kılamayan, evinde ayakta kılar. Camide, sandalyede, koltukta oturarak ima ile kılmak caiz değildir. İslamiyetin bildirmediği şekilde ibadet yapmak bid'at olur. Bid'at işlemenin büyük günah olduğu fıkıh kitaplarında yazılıdır. Kıbleye dönemeyen hasta kolayına gelen cihete doğru kılar. Sırt üstü yatanın başı altına bir şey konarak yüzü kıbleye karşı yapılır. Dizlerini dikmesi iyi olur. Başı ile ima edemeyenin namazı kazaya bırakması cahiz olur. Namaz arasında hasta olan gücü yettiği şekilde devam eder. Yerde oturarak kılan hasta namazda iyi olursa ayakta kılarak devam eder. Aklı, şuuru giden namaz kılmaz. Beş vakti geçmeden iyi olursa, beş vakti kaza eder. Altı namaz geçerse, hiç kaza etmez.'' Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere İstanbul ilimizin güzel ilçesi, tarihi ilçesi Fatih'te bulunan Fatih Camii'nin haziresinden sesleniyorum. Fatih Camii İstanbul'un Ayasofya'dan sonraki ilk camilerinden Eyüp Sultan ve burası olarak efendim kayıtlarda geçer. Tabi o günden sonra da caminin daha önce de vardı. Camilerin hazirelerinde e, defnedilen bazı büyük ilim adamları hep olmuştur. Ola gelmiştir. Hala da zaman zaman bunun örneklerine dünyanın her yerinde olduğu gibi İslam ülkelerinde, Türkiye'de de rastlıyoruz. Bir büyük tanınmış adam vefat edince işte icabında bakanlar kurulundan da izin almak suretiyle bugün ona gömü diyorlar ama gömü hani toprağa gömülmüş küp, altın küpü falan gibi geliyor efendim. İnsan öyle bir şey değil. Buna defin demek bence daha uygun olur. Daha insana yakışır bir ifade olur. İşte buraya gömü yapılıyor, gömü yapılmıyor. Defin yapılıyor, defin yapılmıyor. Gömü deyince hakikaten bir yere bir şey saklamak gibi geliyor. Yani toprağı açıp bir şey koyup köllemek gibi geliyor. İnsan, insan ondan çok farklı. İnsan eşya değil ki efendim. Saçının teli satılamaz insanın hukukta yeri yok. Bugünkü dünya hukukunda da yeri yok. İşte bu Hazire'de çok kıymetli insanlar metfun bulunduğunu bendeniz biliyorum. Bir kısmı türbeler halinde, bir kısmı da işte açık kabirler halindedir. Buradaki yarı kabir, yarı türbemsi hazırlanan eski Ankara valisi olarak meşhur olmuş, tanınmış olan Abidin Paşa Hazretlerinin rahmetullahi aleyh yattığı yer var. Türbesi. Türbe bal, baldeken tipi olmuş. Dört tane köşesinde dörtgen vaziyette beyaz mermerler var. Onların ortasında da renkli ikişer taneden dört tarafında sekiz tane de yuvarlak sütunlar var. Üstündeki kubbesi de piramidal bir kubbe yani yuvarlak yapılmamış tamamıyla mermerden yapılmıştır. Bunun yerini herkes bilemeyebilir. Kıymetli seyircilerimiz yeri gelir Abidin Paşa'yı ziyaret etmek istersiniz. Tabi biz buralara özel olarak çekim izlimiz olduğu için geldik girdik. Sizler ise hemen bunu karşıdan görecek yollardan çok rahat bir şekilde fatihalarınızı gönderirsiniz. Ama hangisi Abidin Paşa'nın kabri derseniz onu bilmekte zorluğunuz olabilir. Onun için de şöyle tarif ediyorum ben Abidin Paşa rahmetlinin kabrini. Gazi Son Paşa'nın türbesini herkes biliyor. Kapalı türbe. Onun hemen solunda döndüğümüzü yüzümüz hemen solunda bu tarif ettiğim şekilde baldaken bir türbe var bu baldaken tipi Türklerde Selçuklulardan beri kullanlandır. Yani yanları açıktır, üstü sadece örtülüdür ee, ve çeşitli şekillerde tonoz olanı vardır, kubbe olanı daha çoktur. Böyle örtüler vardır. Hemen onun yanındaki bu tarif ettiğim yani Gazi Paşa'nın yanındaki tarif ettiğim yer de iki tane kabir var. Sağdaki yani Gazi Osman Paşa türbesine yakın olanı Ankara valisi Abidin Paşa'nındır. Bunu hatırımızda tutarsak bir yere not alırsak iyi olur çünkü bulan, bilenler azalıyor. Gerçi burada türbe görevlileri biliyor ama tabii o adamcağızların bir sürü işi var efendim bunun yanında. Sorumlulukları var. Size her seferinde gelip sabırla gösteriyorlar ama biz o sabrı zorlamıyorum diyorum. Abidin Paşa kimdir? Bu suale bir cevap arayalım. Abidin Paşa Arnavutluk ileri gelenlerinden Prevezeli meşhur zaferimiz var ya Deniz Zafer efendim. Ahmet Dino Bey'in oğludur. 1843'te Preveze'de doğdu. Babası oral olduğu için orada doğdu. 1908'de de 66 yaşında İstanbul'da vefat etti. Ve burada metfun. Önce tahsilini yaptı. İlk tahsilin lazım olan tahsillerini, sonraki medrese tahsillerini yaptıktan sonra Silahşör hizmetiyle saraya girdi. Ne zaman? İşte Abdülaziz Han zamanına denk geliyor. Onun tarihi kayıtlarda göremedik. Preveze'de mutasarrıf muavinliği yaptı. Sonra merkez kaymakamlığı yaptı kendi memleketinde. İzmir'de vazife verildi. Sofya mutasarrıfı oldu. Bosna komiseri oldu. Bosna'dayken devleti aliyenin borçlanması... ...borsa muameleleri ve maliyesi hakkında... ...Marif Nezareti'nin izniyle bir kitap yazdı. Diyeceksiniz ki bu borçlanma nerede çıktı? Çıkar efendim. 1843 doğumlu ya... ...1853'ten itibaren başlayan Kırım Harbi... ...1856'ya kadar... ...Osmanlı Devleti'nin tarihi ilk defa borca soktu. İyi bu borç var da... ...bir de borcun ödenme planı var efendim. Bugün dünya yüzündeki... ...birçok devlet borçlarını güzel bir ödeme planına oturtamadıkları için neredeyse iflas bayrağını çekiyorlar, çekmek üzereler veya ileride çekecekler gibi görünüyor. Onun için böyle bir görev verildi kendisine. O zaman da Osmanlı Devleti'nin başına bu borcu İngilizler sardılar. Devlet o zamana kadar kimseye devlet olarak borçlu değil idi. 1877'de malum 93 Harbi, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nde bu harbin sonunda Epir bölgesinde Yanya'daki yadaki olağanüstü komisyon başkanlığı yaptı. Bunlar daha ziyade harplerden sonra hudut tespitlerinde kurulan komisyonlardır, olağanüstü komisyonlar. Bunlar yetkilidir. Bu toprak buradan mı geçecek hudut, buradan mı geçecek? Buradan e, devletin arazisinden 10 metre, 20 metre, 1 kilometre yer vermeye yetki verilmiştir anlaşabilmek için. Özel yetkiyle giden insanlar, güvenilir kimselere verilir bu. Yoksa insanın parayla da satın almaya kalkanlar olur efendim. Böylece Sultan Abdülhamit Han güvendiği adamıyla Avrupa'nın kurmaya başladığı oyunların hepsini bozmuştur. Ve o 61. maddeyi ölsem de uygulamam diyecek kadar da açık sözlüydü Abdülhamit Han. 1879'da bir sene sonra Sivas ve Selanik valiliği yaptı. 1879'da yine aynı sene vezir rütbesiyle hariciye nazır oldu. Burada da mezar taşında yazıyor efendim. Eski hariciye nazırlarından yani dışlara bakan oldu. Ve Adana valiliği sırasında 4 sene 9 ay kaldı ki 5 seneye yakın Adana'da valilik yaptı Abidin Paşa. Mesnevi'yi Celalettin Rumi Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh mesnevisini tercüme etti ve şerh etti. Esas burada belki yüze yakın paşanın kabri var ama Abidin Paşa'yı anlatmaktan maksadımız mürekkep yalamış, eli kalem tutan, kitap yazabilen, şerh edebilen, tercüme edebilen bir paşa olduğu için ben onu öne almış oldum. Ve sonra Ankara valiliği yaptı. Sivas valiliği, Ankara valiliği. Ankara valisiyken Ankara'nın bugün Abidin Paşa semti var. Cebecin hemen arkasına düşer. Büyük bir semt şimdi Anadolu'daki gibi il kadar büyüklükte. Oraya Elma Dağı'dan su getirden kahraman bir paşadır bu efendim. E, i̇nsanoğlu suyla rahat eder efendim. Osmanlı'nın medeniyeti su medeniyetiydi. İşte buna inanan kimseydi. Tabii bu mesneviyi şerh ettiği zaman meslevideki şerhi üzerine bazı tenkitler aldı. Çünkü orada bir beyitten dolayı e, Mevlana Celaleddin Rumi'nin Hazretlerinin yolunda olanların tekkelerinde ney çalıp sima veya sema yapmaları hususu gittikçe yayılıyordu ve yayıldı nitekim. Mesnevi'nin birinci beytini aldı ele bişnev ez ney çün hikayet mi künet ez cüdayı ha şikayet mi künet. Şimdi dinleneyden bak, bak neler hikayet etmede ayrılıklardan şikayet etmedi. Bu da benim kendime göre anlattığım bir anladığım ve anlattığım bir ifade olsun. E, Abidin Paşa da buna yakın söylemiş ama tabii 12 ilmi bir ifadedir. Dinleneyden nasıl anlatıyor? Bak ayrılıklardan şikayet ediyor. Burada neyin ney? Çalınan kaval tipi delikleri olan uzun bir boru değil. İnsanı kamil olduğunu boş bir kamış gibi, insanı kamil boş bir kamış gibi olur diyor. Dokuz şekilde ispat etmiş efendim. Ney kelimesinin insanı kamil olduğunu Abidin Paşa Hazretleri rahmetullahi aleyh dokuz şekilde ispat etmiş. Bu dokuz şekildeki ispatından birinde şunu savunuyor Abidin Paşa. Neyden maksat? Arif ve akıllı insandır ki bu insan ağzından daima aşikane, leziz, tatlı, güzel, manalı sözler çıkartır. İnsanı kamil. Yoksa karşı taraftaki adamı bir kelimeyle zehirlemez diyor insanı kamil. Beytin ikinci mısraındaki ez cüdayı şikayet mi künet? Ayrılıklardan nasıl şikayet ediyor? Ayrılıklardan Arif yani Allah adamının ruhani aleminden ayrılıp dünyada bulunmasından dolayı ben ruhani alemi niye terk ettim de geldim, dünyaya gelerek ruhani alemden ayrıldım diye o ayrılıktan şikayet ediyor diyor. Derin konular efendim anlamıyorum ben anlayamıyorum da notlardan mecburen kelime kelime okuyarak size söylüyorum. Kendini hep gurbette hissetmiştir insanoğlu doğduktan sonra diyor. İnsanı kamil olan Ruhlar alemindeki o güzel hallere bırakıp bu cismani hale gelince oradaki bulunuşunu, dünyadaki bulunuşunu gurbette bulunuyor. E gurbette bulunan ne yapar? Ah memleket, ah memleket diye türkü söylüyor efendim şimdi. Birçok yarık türkülerimiz böyle gurbete düşmüşlerin e, türküleridir. Öyle hissetmesinden üzücü, daima değişip duran hadiselere hadiselerin içinde böyle giriftar olup dönüp durmasındandır. Abidin Paşa buyuruyor ki, Mesnevi Şerif'inde cerah ı Rumi Kudüsesi Ruh Hazretleri, işit bir şinev, işit duy bak, bak, bak neler söylüyor, duy, duy gibi emriyle söze başlıyor. Bunun maksadı hem beyan buyurdukları neyin sedası tabi olarak işitilmeye muhtaç, hem de işitme duyusunun diğer duyu organlarından ve uzuvlarından daha faziletli olmasındandır diyor. Yani burada neyin düdüğünün sesini duyma anasına değil, insan eliyle yoklar, gözüyle görür ama bir de kulağıyla duyar. En önemlisi duyu organı, kulakla duyma organı, kulak, kulak organı efendim öyle ifade ediyor Abidin Paşa tezi ben savunmuyorum. Onun söylediklerini söylemeye çalışıyorum. İşitme organı ve duyusundan sonra uzuvların en kıymetlisi olan göz bile yalnız bazı şeyleri sınırlı görür. Işık olmasa göz görmez diyor. O ışığa muhtaç. Kulak ise maneviyatı akıl ve idrak ile okurabilen şeyleri yani ma'kulat denilen şeyleri birçok hikmetleri işitebilmektedir. Allah Teala'nın peygamberleri ala yine ve aleyhi ve teslimat bütün insanlık için iki cihanın saadetine vesile olan Allah Teala'nın emir ve yasaklarını tebliğ için tabi olarak işitenlerin işitme duyusuna müracaatı göstermiştir diyor. Bunlar tabi çok derin şeylerdir. Biz burada Abidin Paşa Hazretlerinin Ankara'yı suya kavuşturan Abidin Paşa Hazretlerinin meslevi şerhiyle ilgili sözlerini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Buyuruyor ki efendim, mesela ney? Önce kamışlıktaydı. Kesilmemişken daima büyüyüp gelişiyordu. Taze hayatta hatta. Kesildikten sonra ise kurudu. İşte Arif'in ruhu da ruhlar aleminde nihayetsiz manevi nimet ve lezzetlere mazhar iken Dünyaya gelince adeta ab-ı hayat gibi olan o ruhlar aleminden mahrum kalınca kesilmiş, kurumuş kamış gibi oldu buyuruyor. Efendim, Abidin Paşa'nın başlıca eserleri Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Alemi İslam'a is Alemi İslam'ı müdafaa bir Hristiyan papazın Kur'an-ı Kerim hakkındaki görüşlerine cevap veriyor. Hoş bir kitap demek ki. Meali İslamiye, İslam dininin değeri ve üstünlükleri hakkında Saadeti Dünya isimli kitabı ahlakla ilgili bir de malum hırkayı saadetin efendim hediye edilmesine vesile olan Kaside-i Bürde ile ilgili Kaside-i Bürde tercümesi yayınlamış. Efendim kendisine huzurunuza ben rahmetler diliyorum. Buralara kalkıp gelemeyecek seyircilerimize de dinleyicilerimize de buradan tavsiyem işte kabir taşı arkamızda kabri arkamızda türbesi burada oradan okursanız buraya ulaşır hiç merak etmeyin siz orada göz gözyaşı dökmeyin okuyun efendim gelir ne internet ister ne bağlantı ister ne telefon ister efendim doğru gelir inşallah hoşçakalınız efendim